Türkiye'de 7 Haziran tarihinden sonra hükümetin bir türlü kurulamaması ve iktidar partisinin yeniden 1 Kasım'ı işaret etmesi piyasalarda sıcak para akışını neredeyse durdurdu. Sezon beklediğimizden çok çok kötü geçti. Umduğumuzu bulamadık yani bu sezonda. Bayağı bir maddi olarak kayıplardayız. Marmaris'te de bu sene turizm sezonunun kötü gitmesi, otelcisinden restorancısını, hediyelik eşyacısından tekstil ürünleri satıcısına kadar birçok sektörü derinden etkiledi. Zaten zarardayız. İstediğimizin çok altında, cepten hani gitti. Üzerine tekrardan ekstra bir dükkan açmak daha beter bir mali kayba neden olur. O yüzden düşünmüyoruz. Tekrardan bir ikinci dükkan açma falan durumu söz konusu olamaz. Şu elimizdeki dükkanı idare edebilsek ne âlâ. Daha doğrusu başa baş çıkabilsek bile bizim için çok büyük ve başarıdır diyorum ben. Hayatı kendi kendimize zindan ediyoruz. Marmaris'i yaşayamıyoruz. Marmaris'te çalışıyorsun veya iş yeri açıyorsun. Marmaris'i yaşamıyoruz. Niye iş yeri açayım ki? Para kazanmışım, harcamaktan, görmekten sonra ne yapayım orayı? Biz burayı elimizden çıkartmaya çalışıyoruz. Bir de ikinci işi mi düşünelim? Kötü giden sezonda iki yakasını bir araya getiremeyen dükkan sahipleri ve işletmeciler şimdilerde yatırım yapmaktan kaçar oldu. Mümkün değil. Satan iki tane işlerim var. Satan mümkün değil. Açma çünkü düşünemedik. Bunu yürütemiyoruz. Onu nasıl yürüteceğiz? Şimdi iş yeri düşünmem. Ben bir taneyle başa çıkamıyorum. İkinciyi es geçiyorum artık. Şimdi bunun cevabını devlet vermesi lazım. O yüzden ikinci bir şube veya ikinci bir dükkan kesinlikle, yani istesem de yapmam. Çünkü zarar görüyoruz. Öte yandan özellikle Marmaris'te bölgede oturmayan istikrarın olumsuz etkilediği turizm sezonu ve yaklaşan 1 Kasım seçim atmosferi psikolojisi vatandaşın kendi ekonomisini yönetmesini de zora soktu. Sezonumuz kötü bir, yani 11 yıllık esnafım, yaşadığım en kötü sezondu. Yani bu kadar kötü bir sezon yaşamamıştım. Şimdi genel anlamda Marmaris'te sezon pek iyi geçmedi. Yani beklentinin çok altında oldu. Aşağı yukarı benim tahminimce biz geçen sene oranla aşağı yukarı bir %40'lık bir düşüş yaşadık. Tabii bu olayların etkisi, turizm çok belirsiz bir şekilde gitti. Umduğumuzu bulamadık açık söylemek gerekirse. Sezon valla bizim için pek iyi geçmedi. Neden? İşlerimiz düşük, ödemelerimizi yapamıyoruz. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Ekonomiye bağlıyoruz. Ne yaparız? Hükümetimizin başarısızlığı. Başka ne olabilir? Yani bu sene kötü geçti. Bilmiyorum, artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sezon bayağı kötü geçti. Neden geçti? Olaylardan dolayı. Bir de gelen gemiler zaten alışveriş güçleri çok zayıf. Gemileri görüyoruz. İçindeki insanları zaten göremiyoruz. Gelen insanlar zaten otelden otele taşınıyor. Hani küçük esnaflara yazık oluyor bu sebeple. Herkes vergisini veriyor. Herkes kendi, yani elektrik parası dersen, herkes kendi ödemelerini ödüyor ama bunun şeyi yok. Yani getirisi yok. Getirisi olmayınca ne oluyor? Tabii ki esnaf eziliyor ve küçülüyor. Sebepsiz yere dış güçlerden dolayı biz burada ekmeğimizden oluyoruz. Şimdi Türkiye 1 Kasım'da yeniden yapılacak genel seçimleri atlatmayı ve sonrasında da bozulan ekonomisi ve psikolojisini düzeltmeyi hedefliyor.